Kızım, sen kimle oynaştığının farkında mısın? Telefondaki tek kişilik maskeli balo. Seni ciddiye alır sonra. Kalbimizi kırma şimdiden. 3,5 atmaya başlarsın böyle. Görürsün şimdi korku filminin tillağını. Adam film geçmişine format attırdı yetmedi, sevgilinin üstüne canlandırma yaptı. Artık bir yetmedi daha demeye dilim varmıyor benim. Anca tavuk gibi tünesen oraya. Sen oyun deyince deprem tatbikatı sandın. Fakat ne kadar çömsen de boş. Ne kadar ellerini kafanda birleştirsen de boş. Bu maskeli balo kişisi sana kafayı mı takmış desem, abayı mı yakmış desem acaba? Ben ne desem? Sarı şekerim, sen kendini sabah şekeri mi sandın? Tamam, yıl 90'lar, öyle sanman çok normal ama bizce o zamanların en teknolojik silahı olan telefonda bırak goy goyu, bir polisi ara, bir arkadaşını ara, bırak mısır patlatmayı da kendin için bir şeyler yap. Farkındalık seviyen carpe diem. Bu haline çok atar yapma. Birazcık seviyeli tartış. Belki adam toplumsal cinayet dersi almıştır. Belki pozitif ayrımcılık yapar. Dur bakalım. Belki siner adam. Kış dersin gider. Al işte, nah gider. Bu saatten sonra artık yani. Bak, adı Jason'dı. Ben o filmi tam 20 kere izledim. İstersen 30 kere izle baby'si. Kaçarın yok. Niye mi? Adamın eğlence anlayışıyla seninki hiç uyuşmuyor. Yazık. Ağlamaktan içi dışına çıktı. Korkunun ecele faydası yok. Korkunun ecele faydası olsaydı adamı seri katile bağlamazdınız. Her fırsatta yapışma şu dolaba ya. Sanırsın film dolapla senin aranda geçiyor. Git bir aksiyon yaşa. Çantada kekliksin yani. Oğlan bize olacak. Korkmadığımızda kalacağız. Son soru. Katil olduğunuz kadar manyaksınız da. Soru hazırladığı yetmiyormuş gibi bir de sırasını ezberlemiş. 90'ların best of'una bakın hele. Çift maske mi takıyormuş kardeş? Sanırsın orta dünyanın karanlıklar lordu hasbam. Bu vizyonla ne isteyeceksin onu da merak ediyorum. Oğlum, o nasıl cama zıplamak? Öyle ayaklarına yay mı çaktın? Takmış kızım bu şaşkın surat sana. İşerken bile rahat yok artık. Sendeki burunda neymiş arkadaş? Nasıl da haberin kokusunu alıyorsun sen öyle? Sanırsın okulun bahçeye tine house kurmuş. Ama bak, bir şey söyleyeyim mi? Hiç kıskanmadık vallahi. Niye biliyor musun? Çünkü bizim Müge ablamız var ya. Ya nasıl yapsak? Ya bu adam maske takan çocuklara makas çekmiyor muydu? Hangi ara duyar kasmaya başladın? Fenomen olacaksan şimdiden söyleyeyim. Bizde boş kadro yok. Ah be müdürüm, fazla duyar bunlara kaç yazar? Bu ne yüdüğü belirsiz şakadan anlar mı hiç? Gördün mü, hassas kalpli çıktı. Alınganlık acımadı sana. Korku filmi izliyoruz diye aklımızda dalga geçmeniz gerekmiyordu. Direkt maskeyi görmenin hiçbir etkisi yok. Yani kendini o kadar da ciddiye alma. Ama yalan yok. Bak, maske aksiyon alınca hafif tırsmadım değil. Eski Tine House'cu yeni karavancı muhabir sahneye daldığına göre havada bela kokusu var diyebiliriz. O hortumu biraz da burnuna çek de belki oksijen gider burnuna. Bu çocuk her boş bulduğu yere nasıl zıplıyor, kırmızı ağzını niye toparlamıyor ve kız bu narsisten neden ayrılmıyor? Amma da boş yaptınız ya. Bu ne be? Fırt fırt her yerden maske. Mitoz mu bölündünüz? Her yerden çıkıyorsunuz. Bak hele, içine Casper da kaçmış. Vallahi ağzımızın tadı bozulmadan maskeli, en korkulusundan kimi öldürüyorsan öldür, bitir bu işkenceyi artık. Ne oldu şimdi? Marjinal manyaklığa mı terfi ettiniz? Kahverengili oyuncuda da sende de ne çene varmış arkadaş? Altın gününe mi geldin ya sen? Film boyunca bir hakim olamadınız ağzınıza. İşinizi biraz ciddiye alın ya. Abla, affet ya. Senin de arkandan o kadar attık tuttuk ama yürek yemişsin mübarek. İki tane sahnede görünüp finali nasıl patlattın kendine, biliyorsun bu işi vesselam.